Hocam merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hocam hadislere baktım, rivayetlere baktım, önemli bir şey gördüm. İşte yüzüğü altın gibi olacak. Parlayacak. Bazen diyor bronz gibi, bazen Onlar diyor evet ağaç ama gibi, bazen diyor ay gibi, bazen de kırmızı, beyaz, bazen diyor esmerleşir. Bir de böyle bir şey var. Bir de diyor ki Mehdi Aleyhisselam acayip bir insandır. Çenesi güzeldir. Yüzü mesela güzel yüzüdür. Mesela şimdi ben bunu almak istiyorum. Mehdi diyorlar ki sen her gün onu görsen de onu tanımazsın. Demek ki Mehdi herkes görecek her gün. Demek ki her gün onu görecekler. Ana kardeşim. Şimdi Medine rengi bronz mu olur? Altın mı olur? Sarı mı olur? Ne olursa olsun. Evet. Muhammed Mehdi Allahu Teala arka. Ben hayatımda bronz tenli insan görmedim. Belki başka bir manada var. Ya altın renkli adam da ben görmedim. Bu ne demek? Yani baksana ben hayatımda bronz tenli bir insana rast gelmedim. Kitaplarda duymadım. O zaman renk mi değiştirecek yüz? Yok yok anlatımlar boştur ha. Anlatımlar boştur. Gelecek Muhammed Mehdi için İslam'ın kafaları karıştırmak için yazılmış bir bidat işaretlerdir ha. Yani o zaman altın renkli bir adam bekleyen de çıksın. Ya altın olur mu ya? Altın renkli. Ya Ama dersin ki altın çağdan bahsediyor ya, acaba altın ya çağı bir altın renk bak altın renkte söz ediyor. Ben hiçbir zaman altın renginde bir insan görmedim. Altının ayrı rengi ayrı, insan tenin rengi ayrıdır. acaba bu Esmer var, buğday var, kobra var, melez var. acaba Bu nedir? acaba elinde kaç altın olacak ki, acaba o altının yansıması mı Yok olacak? yok yansıma olur mu kardeşim? Altın tenli bak altın yüzlü diyor. Ya ben hayat öyle olur mu? Yüz altına altın olur mu? Hatta zengin bir insan olacak. Ya İnsanlar bak altına ejdegel koşmuş ha. altın gibi değerli olacak gibi mi Yo acaba? yo yüzünü altına ejdegel koşmuş ya. Yani o kadar basit bir şeye ilgilendirmiş. Altın renginde olacak, Bir bronz renginde olacak, gümüş renginde olacak. Bu nedir ya? Onu da bir, onun yüzünü de bir maden yaptılar. gümüş değil de altına bronz. Bir de ay. Altın Bir bronz. de ay. Ay olabilir. Ay. Ayın 14. Yani ay olabilir. Ayda var, bir de diyor ki bazen beyaz, kırmızı, bazen esmer. Olabilir. Ayın parlaklığı olabilir. Yani bunlar bir manadır. Yani o kadar yüzünde şeffaflık var. O kadar yüzü yani güreştir. Yani samimidir. Yufka yüreklidir. Vicdanlıdır. Sakindir. Ay gibi. İşte budur ha. Ama altın rengindedir. Bronz rengindedir. Ya yazık ya. Bu nereden çıkardılar? Hadiste var. Ben size anlatamıyorum. Muaviye'den sonra bütün Peygamber Efendimiz'in rivayetleri hepsi değiştirildi. Hepsi değiştirmişse o zaman bu Diyarbakır'daki biz ona da değiştiririz. Hepsi değiştirdi. Ya Hepsi. burada bak Muhammed Şimdi bak, dürüst olmak lazımsa değiştirmişse hepsi değiştirmiş. tamam hepsi değiştirildi. O zaman benimki değiştirmemiş. Tamam Onunki hepsi değiştirmiş. değiştirildi. O zaman Tamam. ben burada sıkıntıyı görüyorum burada. Tamam Muhammed Medine'nin elinde neden Güneydoğu çizgisi vardır? Muhammed Ali neden üstündedir? Ve diyelim ki tüm işaretler değiştirildi veya çoğaltıldı. Neden 18 tane Peygamber Efendimiz'in söylediği bütün işaretler onun bedende yukarı vardır? Bir de 7 tane de ahlakında vardır. Bak güney var, kuzey var ve güneydoğu var. Ve Diyarbakır'ın bir yerinde yapılan bir sembolün büyük işareti de onun elinde var. Ve hangi yılda, hangi ayda, o ayın kaçıncı gününde, hangi saatte de zuhur olacağı da tarih de var. Ne gel bunu da çıkar bana. Buna biliyor bu. Ya o kitabı önemli O zaman değil. birçok kişinin elinde işareti var. Onu geç. Ya o işareti boş ver. Bak 2021 ikinci ayın 21'i saat 9'da. Ona 4 tapa dünya ekseni dendi. Çok çok arkadaşı var. Hepsi yetenekli. Hepsi o şekilde şey görmüşler. Yok yok onların elinde de 2021 ikinci ayın 21'i saat 9 var mıydı? Herkesin kendi kaderi vardır. O belki o kişinin kaderidir. Ama Onunla. işte o kader değil. Bu onun elindeki aynı sabahı işaretler belli oldu. Diyarbakır'ın semadaki bulutlar beyaz oldu. Tamam. İşaret yerine girdi İşte ya. o 21 Şubat diyoruz ya, 21 Şubat 2021'de Moşe
için ayin yapmışlar ya. Onun bir işareti var, tamam. İşareti vardı. Bulutlarda Onlar işareti daha var. önce yapmışlar, bir yıl önce. Tamam işte o işareti vardır ha. İşareti var. Tamam işareti var. İşareti var da. Peki işaret hayriyete girdi mi ilahidir. İlahi bir işarettir bu. Evet. Yani hemen hayriyete girdi ya. Aynı o günün sabahı Diyarbakır'daki bütün bulutlar beyaz oldu. Evet. Çok enteresan bir şey var. Ben size söyleyeyim evet, hocam. Evet. Şimdi çok yetenekli arkadaşlar var. Bizzat tanıdık ama isim vermek istemiyorum. Ellerinde işaret olanlar, rakam olanlar. Bu şekilde insanlar çok var. Bu rakam başkadır. Bu Muhammed Bey'in elinde 100 tane işaret var. Ben ufaklarını çözemiyorum. Gözüm görmüyor ha. Bak. Onun elinde büyük benim çocuğum Muhammed var. Ve bu hocam, Muhammed yazısı 2021'de oluyor. Batın ilmiyle zahir ilmi birleştirmek lazım. O İşte şekilde birleştiremiyoruz. O şekilde insan bir yola yok, çıkabilir. Yok, bizim elimizde teknik cihaz yok ki böyle küçükleri de görelim, büyüsük bir de gözlerimiz görsün. Tamam. Ama boşuna bu hadislerin yazıldığına inanmıyorum. Hani bu hadisler. Hadisler yazmış, çoğaltılmış ha. Tamam iyi de Sonra da bonostur, altındır, bonar hayalidir ha. Rengi altın gibidir, rengi bronz gibidir, bakır gibidir. Bunlar hayalidir, hayali. Müslümanların kafasını karıştırmak için işaretlerin içinde yazılmış. Ya şimdi Muhammed Mehdi çıktıktan sonra rengi bronzdur nedir? Rengi altındır nedir? Rengi nedir? Buğdaydır nedir? Benim okuduğum kitapta önemli, diyor ki Muhammed Mehdi'nin rengi buğday tenlidir. Önemli olmasaydı bunları yazmazlar. Ya altın insan rengi olur mu? Onu Hangi peygamber gelmiş de altın rengi görmüş? Tamam da ben de diyorum da ama onun bir manası olabilir mecaz anlamda. Mecaz anlam öyle söylemez. Sonra adam bakacak ha bunun yüzünde altın rengi yoktu bu değil. Bak hele. Benim okuduğum kitap buğday tenidir diyor. Ha buğday teni olabilir. Ama kalkıp da bir madeni yüz rengine vurmak bir burada bir mana var. Bir art niyet var. Hocam sen burada dikkat edersen buğday teni dediğin zaman sen buğdayın toplu bir şekilde bir yerde gördüğün zaman uzaktan sarı sarı görünür. Ya şimdi ben oraya gelemem. Adam kendi kitabında yazmış Muhammed Mehdi'nin rengi buğday tenidir. Tam buğdaya da uzaktan baktığımız Buğday, zaman buğday rengidir. Tamam uzaktan baktığın zaman buğdayların bir mesela bin artık adam o kadar ayrıntıya girmez canım. O da altına benziyor yani kimisi buğday. De var diyecek gelecek bakacak. Aa bunun yüzünde altın rengi var mı? Yoktu. Bakacak. Aa, yok. Ya, bonoz rengiydi. Buna boş ver. Ya da ya yüzünde. Muhammed Bey'i çıkacak. Bak az kaldı. Bak büyük felaketler gelecek. Lütfen sahte medileri çıkarmayın. Hepiniz ağlayacaksınız. Hocam zaten çıkanlar çıkmış da. Onları geç. Yok yok. Mekke'dekini diyorum. Oh, o Mekke'yi hele bir çıkarsınlar nasıl dağılacaklar. Çil yavrusu gibi dağılacaklar. Ben buna eminim. Allah onlara bela verecek. Bak burada sen benim şahidim ol. Hocam. Sen benim şahidimsin. Zaten izlerini izliyoruz hocam. Bak yok demezler. Hakikata kaçacaklar göreceksin. Ben geçen 11'de de 12. ayın 11'inde de ben dedim. Hani kim dikkat ediyor? Neden ediyorsun hocam? Yok yok. Bak yemin ederim. Sahte bir medya çıkarsa var ya dağılacaksınız. Hadi bakalım bir çıkarın. Bence Mehdi Aleyhisselam ile ilgili bu kadar insanın konuşması bak. Ya buna korkmayın. Yukarıdan melekler geliyor. Tamam. Hani sen akşamları Benim... Allah'ın Allah'ına dinle çetin sen akşamları Diyarbakır semasında yıldız görüyorsun. O eski yıldızları. Yok. Neredeler? Kayboldular. Ya niye kayboldular? İki tane görünüyor. Bu iki tane yeni görünüyor. Evet. Peki buna hiç akşam semaya bakmıyorlar. Dikkat etmeler. Niye bu Diyarbakır yani Türkiye'nin temasında ilk önce ay göründü ondan sonra yıldız göründü değil. Evet. Hani o güzel yıldızlar nerede? Bunlar eskiden çoktu. Şimdi yok. niye görünmüyorlar? Acaba hava kirliliğinden dolayıdır. Yok. Onların yeri çok yüksek. Yemin ederim bak akıl etsinler.
Yukarıda melekler geliyor. Sahte medyaya gerek yok ha. Buna göre dikkat Bence edin. Allah-u Teala medyanın nerede olduğunu biliyor. Mehdi ile ilgili bu kadar çok konuşan kişi var. Mesela bir tane ünlü var, isim vermeyeceğiz. Evet, Ünlü. evet. Film aktörüdür. Bir dizide bayağı oynadı. O bile dedi ben Mehdi'yim dedi. Mesela bu adam hoş bir adam değil. Yani diyelim ki paraya ihtiyacım mi var da yok. Diyelim ünlülüğe ihtiyacım mı var, ünlülüğe ihtiyacı da yok. Ama diyor ki ben Mehdi'yim. Bu kişi arkadaşlar bilirler, ben ismini vermeyeyim. Hatta eşi ondan boşandı herhalde. O da hastadır. Yok öyle değil, değil. Hastadır, hasta. O Hasta. ya şey hasta bir az. Herkes herkes ahir zaman Gay Muhammed olamaz. Muhammed Tamam. Mehdi olamaz. Benim anlamak istediğim şey. Şu anda insanlar Mehdi konusunu konuşuyor. Moşiya Mesih. Yani artık son bir dönemeçe girdiğimiz Ya için. o kendine böyle bir karakter olarak seçmiş. Ya Muhammed Mehdi'nin ağzında bir kelime çıkarsa o dua olur ha. Herkes olamaz. O zaman bu kadar insan niye Basit Mehdi'yim? bir insan değil. O kadar insanın ben Mehdi'yim ya da öyle demesinin anlamı yok. Peki niye Lut Aleyhisselam'a inanmadılar da kendilik gibi Lut kavmi bedbahtlık yaptılar, pis işleri yaptılar? İşte mesele bu. Nefis, nefis. Bu şeytani nefis var ya, içimizdeki o sol nefis var ya, bizi uçurumlara götüren odur ha. Para. Menfaat. Bu. Hulafelik. Bu. Yahu Diyanet. Tüm tarikatçılar diyor hulafesiniz. Onlar da Diyanet'e diyor sen de ihanetçisin. Peki bir ihanetçi bir de hulafe ne oldu halimiz? İşte öyle bu zamanda öyle bir afet gelecek. Allah emriyle bir yere deprem, bir yere kasırga, bir yere göktaşı, bir yerde semada gelen ateş, bir yerde güneşten gelen fırtına öyle olacak ki, öyle olacak ki artık yeryüzündeki silahlar da patlamayacak. Ne olacak? Siz öyle olacak ki güneşte patlama olacak. O güneşin patlama manyetiği dünyanın semasını kaplayacak. O zaman bu hurafeler ne yapacak? Dünyadaki bütün o zengin ona planlar ne yapacak? Güçlü silahlara sahip olan devletler ne yapacak? Hepsi Muhammed Mehdi'nin ayağına gelecekler. Ben bunlara söylüyorum. Kardeşim şimdi Türkiye'nin Putin o gün ben geçmişte demiştim. Türkiye, İran ve bütün İslam ülkeleri birleşirse kendi silahlarıyla, kendi güçleriyle Amerika'ya Rusya baş ederler. He? Daha ne? Demek bunların bir amacı var. Nedir? Amerika'yla, İsrail'le ve Müslümanlarla beraber bir müttezile dini kurmak istiyorlar. Yeni bir dünya düzeni altında. Ve Budistleri de içine alacaklar. Ama meseleleri budur. Hocam benim bildiğim bir şey var. Mehdi Aleyhisselam'ın Ama Hazreti hepsi de çift yavrusu gibi Ben dağılacak. sana demek istediğim şey bu. Hazreti Mehdi o kadar adaletlidir ki ben yemek yediği zaman fakiri düşünür. Evet. Afrika'dakini düşünür. Kendi Evet, komşusunu Şirin düşünür. evet. Evet. Şimdi insanlar Mehdi ben olayım da ben oradaki sofradan ekmek yemek yiyeyim derdindedir. Mehdi Aleyhisselam aslında fakirleri en çok düşünen kişidir. Şimdi böyle Mehdi olmak kolay mıydı yani? Kur'an-ı Kerim. Bak. Yani kolay değil bu işler. Şeyh Muhyiddin'i Allah'a götürür bunu diyenler. Allah'tan daha çok şeyhinizi sevin. Bunları diyenler. Ve hatta cemaat olsun, kim olursa olsun onların içinde hakiki Mehdi çıkmaz. Ama dünyanın neresinde olursa olsun İslami cemaat ve İslami tarikatlar birleşecekler. Ve Hristiyan cemaat da Yahudi cemaatlerle beraber bir tane Mehdi çıkaracaklar. Ne oldu? Yeni bir mütezile dini altında İslam'ı harmanlaştıracaklar. Ve içine Budistleri kadar koyacaklar. Mesele budur. Onun için onların arkası kuvvetidir. Evet. Ha. Evet hocam. Ama mesele budur. Yeni bir dünya düzeni getirelim dünyaya da. Ne yapacaksınız? İşte Allah bırakmayacak. Yemin ederim yüce Allah kendi silahlarıyla sizleri çil gibi dağıtacak.
Çin yavrusu gibi dağılacaksın. Evet, dağılıyorlar hocam. Allah razı olsun. Vallahi.